الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بدرس مزدا قلد مزيردا قصص الأنبياء اسم لكتابتان دوام أدجاز يجرب بمز جل جلاله القران الكريم ده şöyle buyuruyor. واذ قال عيسى ابن مريم يا بني اسرائيل إِنِّي رسول الله اليكم مصدقا مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي ياتي من بعد اسمه احمد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا صِحْرٌ مُّب۪ينٌ Ve yine Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu el suresinin 46. ayetinde Habibi ve Resulü olan İsa Aleyhisselam'a indirdiği kitap hakkında şöyle buyuruyor. وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين بين يُجَرَبْ أيوة رب جل جلاله قرآن الكريم ده وَيُرِيُرْ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا فأصبحوا ظاهرين. İşte bunlar İsa aleyhissalatu vesselamın sadık olan ümmetidirler. İsa aleyhissalatu vesselamın yolu üzerine yolu üzerinde hakkıyla yürüyen onun bildirdiği talimatlara uyan ümmetidirler. İsa aleyhissalatu vesselam semavata çıkarıldıktan 200 seneye kadar bu müminler, bu Müslümanlar yeryüzünde insanlar arasında mevcutlardı. 200 sene sonra müminlerin sayıları azar azar eksilince, zamanla müminlerin sayısı azalınca ve İsa aleyhissalatu vesselam'a ibadet eden onu onun ilah olduğunu iddia edenler tekrar ortaya çıkınca onlar tekrar İsa peygambere tapmaya ve onu ilah kabul edip böyle iddia etmeye başlayınca bu sefer semavi talimatları yani İsa peygamberin kendisiyle geldiği o bilgileri değiştirmeye başladılar. Faide rivayete göre semavattan inen bu kitaplar yani Tevrat Ramazan ayının 6. gecesinde nazil oldu. Tevrat Ramazan ayının 6. gecesinde nazil oldu. Zabur ise Tevrat'tan 480 İki sene sonra Ramazan ayının 12. gecesinde nazil oldu. Ve buradan sonra İncil Ramazan ayının 18. gecesinde nazil oldu. Yani Zebur'dan sonra nazil oldu İncil. Yani İncil Zebur'dan 1050 sene sonra 1050 sene sonra nazil oldu. Ve en son Furkan, Furkan yani hakkı batıldan ayıran Kur'an-ı Kerim ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine Ramazan ayında Ramazan'ın 24'ünde nazil oldu. Yani baktığımız zaman her bir semavi kitap ile diğer semavi kitap arasında 6 gün. Tevrat Ramazan'ın 6. gününde Zebur 12. gecesinde Ramazan'ın İncil 18. Kur'an-ı Kerim ise 24. gecesinde nazil olmuştur. Ramazan'ın 24'ünde nazil olmuştur Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine. Tenbih diyor İsa peygamber aleyhissalatu vesselam'a tabi olan Müslümanlar ruhbanlığı ortaya çıkardılar. Ruhbanlığı ortaya çıkartmışlar. Allahu Teala onları övmüştür. Fakat dikkat etmek gerek. İsa peygambere tabi olan Müslümanların çıkarttıkları bu ruhbanlık ile şimdiki zamanımızda, bu asrımızda bulunan rahip, rahibe denen şahıslar değiller. Çünkü onlar İslam dini üzerindeydiler ve rahiplik denen bir ameli ihdas ettiler, çıkarttılar. Peki nedir bu ruhbanlık? Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu bu ruhbanlığı çıkartan, İsa peygambere iman edip tabi olan o kavmi övmüştür. Kur'an-ı Kerim'de yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله الحديث سورة 27 يرمي آية دربو. الله تعالى بآية جليله دا إسلام دنيل جلان مسلمان ولان. Meryem'in oğlu İsa peygamber, İsa peygambere tabi olan müminleri, Müslümanları övmüştür. Bunlar peygamberlerine tabi olmuşlardır. İmanda, tevhidde sadıktırlar. Peygamberlerini tasdik etmişlerdir. Ve Allah onların kalplerinde bir yumuşaklık, bir merhamet yaratmış. Ve bunlar bir bid'at, hasenayı bid'at, bid'ata bid'ayı hasene denen güzel bir bid'at çıkardılar ve ona da ar-ruhbaniye deniyor. Ruhbanlık. Peki nedir bu? Deniyor bu ruhbanlık şehvetlerden evlenmekten kendini koyup bunlardan uzak durup sadece onları yaratan Allah'a ibadet ile meşgul olmak. Yani yüce Rabbimiz kitabında "Mekatabena aleyhim illa bi Yani Allah bunu onlara farz kılmadı. Onlar bununla Allah'ın daha da Allah'ın rızasına daha fazla yaklaşmak istediklerinden bu tür şeyi çıkardılar. Allahu Teala bu sadık olan, ruhbanlığı çıkartan, İsa Peygamber'e iman edip ona gerçek manada tabi olanları okuduğumuz ayette övmüştür, onları met etmiştir. Onların bu çıkardıkları şey üzerlerine inen kitap, İncil de. İncil'de de illa yani onlara farzdır diye e, zikredilmemiş. İsa aleyhissalatu vesselam da onlara siz böyle bir amel işleyin, ruhbanlığı çıkarın, evlenmeyin, melezzetlerden, zevkü sefalardan kendinizi arındırın ve sadece ibadet ile meşgul olun diye de onlara böyle bir emir ve bir telkinde bulunmamıştır. Onlar Allah'a ibadet ve taatte daha fazla sını yapmak için evlenmeyip kendilerini evlilikten, evlenmekten, çoluk çocuğa karışmaktan, bunlarla meşgul olmaktan ve zevkü sefalara dalmaktan kendilerini uzak bırakıp sadece bu vakitleri ve diğer vakitleri Allah'a ibadet ile geçirmeleri için bu ruhbanlığı onlar çıkartmışlardır. Onun için bunlar kendilerine savma'a denen bir yer inşa ederlerdi. Onların çoğuluğuna as-savami deniyor. Savma'a'yı inşaat ederlerdi. Kendilerine savma'a yaparlardı. Ve bu da çamurdan yapılan evlerdir. Hafif olan, basit olan evlerdir. Çamurdan yapılan evlerdir. Ve bunları kendilerine yaparlardı ki köyden veya yaşadıkları bölgeden uzak bir yerde yaparlardı ki sadece orada onları yaratan bütün noksan sıfatlardan münezzeh olan Allah'a taat ve ibadette bulunsunlar. Allah'a çokça ibadet etsinler diye onlar bunu böyle yapmışlardı. Deniyor ki faide. İsa aleyhissalatu vesselam göğe semavatlara çıkarıldıktan 200 sene sonra kafirler İsa peygamber kendisiyle geldiği hak din olan İslam'ı tahrif ettiler. Ve İncil'in İncil'in ona inen hakiki semavi kitap olan İncil'in de bu kitabın da manalarını değiştirdiler. Bu tahrif ediciler daha sonra İncil'in lafızlarını, kelimelerini de birçok kelimeler kelimelerini, lafızlarını da değiştirdiler. Önce dini değiştirdiler, sonra İncil'in manalarını, daha sonra cümlelerini, lafızlarını değiştirdiler ve onlardan birisi bir kitap yazar ve sonra der bu İncil budur der. İncildir der ona. Der asli olan, hakiki olan, doğru olan İncil budur. Onlardan birisi kendileri yani kitap yazarlar ve asli ve hakiki olan, doğru olan İncil budur der. Sonra o zamanın kralı Kustantin isimli kral kendisi onları topladı ve kendisi aslında putperest biri idi. Kendisi putperestti ve sonra bu tahrif edici olan insanların tahrif edicilerin dinine girdi. Putperestlikten onların tahrif ettikleri dine girdi ve sonra onlardan şunu istedi. Dedi ki siz hepiniz toplanınız, anlaşınız, dört kitap üzerinde anlaşınız. Hani çünkü hakiki olan İncil'i, semavi kitabı İsa Aleyhisselatu Vesselam'a inen hak kitabı İsa Peygamber'in göğe çıkarıldıktan 200 sene sonra tarif etmişlerdi. Önce dini tarif ettiler, sonra hakiki semavi kitabı İncil'in manalarını daha sonra lafızlarını değiştirdiler, tahrif ettiler ve sonra her biri kendi kafasına göre bir kitap yazar ve asıl hakiki olan, asli olan İncil budur der. Bu çoğalınca Kustantin denen bu putperest olan kral tahrif edicilerin dinine girdi onları topladı ve dedi ki siz hepiniz aranızda Dört kitap üzerinde anlaşınız. Evet. Oysa bütün o yazdıkları kitaplarda onlarda hepsinde tahrifatlar vardı. Tahrifatlar ve tahribatlar vardı. Batıl olan şeyler vardı. Kesinlikle onlar İsa aleyhisselama inen semavi kitap e, kitaplar değillerdi. Çünkü onları tahrif ettiler. Ve daha sonra Diğer semavi diğer sema diğer kitapları da tahrif ettiler ve takriben bunlar 70 fırkaya bölünü verdiler. Diğer kitapları da tahrif ettiler ve bunlar 70 fırkaya bölündüler. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu el Maide suresinin el Maide suresinde şöyle buyuruyor. قل يا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراه حتى تقيموا التوراه والانجيل وما انزل اليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا طغيانا وكفرا Daha sonra bunlar hak olan İncili değiştirip kendi aralarında birçok kitap yazıp asli İncil, hakiki İncil budur dedikten sonra ve bu kral onları toplayıp kendi aranızda dört kitap üzerinde anlaşın dedim demişti ya. Ve bunlar dört kitap üzerinde anlaştılar. Ve sonra tekrar bunlar yetmiş fırka civarına bölündüler. Yetmiş fırkaya bölündüler. İsa peygambere iman etmiş olanlar, onu tasdik etmiş olanlar, ona gerçek manada tabi olanlar ise dinleri ile oradan gittiler yani dinleri uğruna Allah'a ibadet yalnızca Allah'a ibadet etme uğruna oralardan dağlara çıktılar ve zaman geçen geçti uzun zamanlar geçti hatta hem şehirde hem dağlarda da onlardan kimse kalmamıştı ve bu da peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin gönderilişinden önceydi bu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden önce hem şehirde hem dağlarda da İsa Peygamber'e gerçek manada tabi olan o Müslümanlardan kimse kalmamıştı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden onlar vefat etmişlerdi. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de işte bu ruhbanlığı çıkartıp tevhid, iman üzerinde olan ve İsa peygambere tabi olan ruhbanlığı çıkartıp Allah'a çokça ibadet edenleri övmüş, diğerlerini ise zemmetmiş ve kötülemiştir. Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor. وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ بالصورة كده استقعال دوم الزيارة دوام دارز وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين